Ereğli'de birlik ve beraberliğin sağlanması adına bugüne kadar hem Köksal Toptan olsun, hem milletvekilimiz Ercan Candan olsun, ondan önceki milletvekillerimiz olsun, her zaman öncülük yapmışlardır. Karadeniz Ereğli Belediyesi'nden Ankara'ya gelen her türlü talep en hızlı şekilde karşılık görmüştür. Dün de bu hızlı bir şekilde görüyordu. Bugün de görmektedir. Fakat açıklamaların birbiriyle çeliştiğini görmek bizi üzüyor. Bakın belediye başkanımız yaptığı açıklamanın içeriğine baktığımız zaman bana göre çok talihsiz bir açıklaması var. Şöyle söylüyor. Kendisi diyor ki Karadeniz Ereğli'de iş imkanlarının bu kadar daraldığını, hatta yok olduğundan haberli olmadığını söylüyor. Bu çok büyük talihsiz bir açıklama. Bir belediye başkanı 20 yıldan beri bu kentte belediye başkanlığı yapan bir insanın kentteki iş imkanlarının, esnafın, iş adamlarının bu şekilde rahatsız olduğunu, bu şekilde bitme noktasından geldiğinden haberdar olması yani açıklanabilecek en talihsiz bir açıklama. Yani bugün Ereğli halkı, Ereğli iş adamı, Ereğli esnafı sormazlar mı? Ey başkan sen nerede yaşıyorsun diye. Bu kadar sıkıntı yıllardan beri geliyorum derken buna niye tedbir almıyorsun diye. Bunları muhakkak soracaklardır. Çevremizdeki iller, çevremizdeki ilçeler, çevremizdeki beldeler karınca misali harıl harıl çalışırken, ekonomileri güçlendirirken, onların başkanları yatırımcının ayaklarının altına kırmızı halılar sürerken, onları eskortlarla karşılarken çok iyi biliyoruz, çok iyi duyuyoruz. Bizim başkanımız maalesef gelen bütün yatırımcılara birinci dayattığı festivale yapacağı katkı olmuştur. Bu da birçok kişiyi sıkıntıya sokmuştur, geri itmiştir. Ereğli halkı bunları muhakkak soracaktır. Ey başkan 20 yıldan beri sen ne yapıyorsun? Herkes harıl harıl çalışırken hava fişekler altında şampanya patlatarak 20 yıl Ereğli yürütmek, festival Ereğli yürütmenin sonucu işte budur. Önümüzdeki festivale katkı sağlayacak, finans katkı sağlayacak bir iş adamı, bir esnaf, bir müteahhit ekonomik anlamda kalmadığı için kendine bir yeni pazar arayış içindedir. Eğer hakikaten samimiyse, eğer hakikaten Ereğli'nin kalkınması adına, eğer hakikaten Ereğli'de güzel şeyler yapmak adına varlığını ortaya koyacaksa, belediye başkanı ortaya koyacaksa biz iktidar olarak belediye başkanlarımız olsun, milletvekillerimiz olsun, belediye mensubu olsun her daim yanında olmuşuzdur, olmaya devam edeceğiz. Fakat bunlarındaki samimiyeti çok anlayamıyoruz. Doğru da bulmuyoruz. Küçük siyasi kasaba politikalar içinde. 20 yıl sonra hatırladığı bir sosyal belediyecilik anlayışı var Halil Bey'de. Bugünlerde bununla günü kurtarmaya çalışıyor. Ereğli'de sosyal belediyecilik adına o kadar eksiklerimiz var ki, örnek mi istiyorsunuz? İşte bir kültür sarayımız yok. Örnek mi istiyorsunuz? Gençlerimizin çok rahat seyredeceği bir sinema salonumuz yok. Örnek mi istiyorsunuz? Havuzumuz yok. Kadın sığınma evlerimiz yok. Sosyal belediyecilik anlamında bu kadar eksikliğimiz varken Halil Bey insanların en hassas noktasından işin içine girdi. Ekonomik olarak yaşayanlarımızı öldürdü. Dirileri, ölülerimiz üzerinde bir siyaset, bir siyasi rant elde etme peşindedir.